Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma gemisi Oruç Reis faaliyetlerini tamamlayarak Antalya Limanı'na geri döndü. Atina yönetiminden açıklama gecikmedi bu arada sevgili izleyenler. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis durumu olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise bu planlı bir hareket dedi. Uzun süredir Akdeniz'deydi. Arama faaliyetlerini tamamladı, limana döndü. Onun bu dönüşüne bölgede tansiyonu yükselten Atina yönetiminden açıklama gecikmedi. Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi faaliyetlerini tamamlayıp Antalya limanı açıklarına demir attı. Oruç Reis'in limana dönmesiyle önce Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis açıklama yaptı. Mitsotakis, diyalog girişimleri açısından Oruç Reis'in limana dönmesini olumlu bir ilk adım olarak değerlendirdi. Mitsotakis, iki ülke arasındaki deniz sınırı sorunlarının çözümünde tek yolun diyalog olduğunu da söyledi. İlk adımınsa Türkiye tarafından atılacak bir adım olacağını savundu. Bir açıklamada hükümet sözcüsü Stelios Petsas'tan geldi. Petsas atılan adımı pozitif bir sinyal olarak niteledi. Oruç Reis gemisi Antalya limanında Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyeti için görev bekleyecek. Antalya'da konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akarsa Oruç Reis'in limana demirlemesinin plan dahilinde olduğunu söyledi. Burada herhangi bir şekilde bir sıkıntı söz konusu değil. İlgili bakanlığımızın yaptığı çalışmalar çerçevesinde planlı bir faaliyet var. Bu plan çerçevesinde bu ileri geri hareketler olacaktır. Herhangi bir şekilde bizim oradaki haklarımızın, hukukumuzdan vazgeçtiğimiz asla söz konusu değildir.